Zagor suçlu ele geçiyor. Tifine gelen Zagor ile Chico kasabadaki sirkte çalışan dev bir haltercinin posta arabasının soyduğunu öğrenince Zagor kaçan suçunun peşine düşer ve onu yakalar. Bu arada Chico yine başını derde sokmuştur. Biraz sonra Hey şerif herhalde bana bir haber Aaa Zagor Döndün mü? El selam Çiko. Ee, söyleyin bakalım. Atıştıracak bir şeyiniz var mı? Amma da suel. Burası otel değil. Bir bakım otel sayılır. Hapisteklerin karnını doyurmaya mecbursunuz. Anlaşıldı. Gel bakalım dostum. Sana yemek ikram edeyim. Ama içeride yiyeceksin. Hey bir dakika. İşte oldu. Afiyet olsun iyi geceler. Kusura bakma Zagor. Başka türlü rahat konuşamayacaktık. Şimdi işimize gelelim. Zagor. Kabul etmeliyim ki becerikliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Teşekkür. Fakat sana bir şey söyleyeceğim Barnett. Ha bir dakika. Sana teşekkür etmeden olmaz. Bu suçlunun mahkum olması şehir halkının bana olan güveninin daha da artmasına sebep olacak. Evet, ama ben de bu konuda konuşmak istiyordum seninle. Küçük bebeğinin mahkum olmam olmaması gerek. Ne? Hiç olmazsa şimdi değil. Bu zavallının soygunla bir ilgisi olmadığına dair deliller var elimde. Sakin ol dostum. Benim işe tam tersine arabada bulduğum torba. Masal. Asıl suçunun torbaları küçük bebeğin arabasına koyarak seni şaşırtmak isteyeceğin bir çocuk bile düşünebilir. Eh böyle de olabilir. İyi ama ne yapmamı tavsiye ediyorsun? Önce şu koca adamı uyandırmanı. Sonra da onu deliğe tıkarak Herkese bu işi, bu işi kapanmış gibi göstermeni. Bu arada ben de kendi hesabımı araştırmalara devam ederek gerçek suçlunun kendi emniyette hissedip bir açık vermesini bekleyeceğim. Bana birkaç gün izin vermeni istiyorum. Bu zaman zarfında bir şey elde edemezsem küçük beybinin mahkeme hazırlıklarına başlayabilirsin. Olur Zagor. Şansın açık olsun. Nereden başlayacağını karlaştırdım mı? Eh sirke bir göz atacağım önce. Birkaç saat sonra gösterenini bitiren brown sirkinin sakinleri kahve içip gevezelik ederlerken arabaların arkasında bir gölge gizleniyordu. Hmm. Bu adamların sohbeti uzun süreceye benzer. Bu arada ben de onların evlerine bir göz atabilirim. Hmm. Bay Vernon. Kapısına adını hiç yazmasa da olurmuş. Arabasından yayılan hayvan kokusuyla bir köy bile bulabilir onu. Hayvan terbiyecisi. Fakat bu sırada. Vay canına. Şefin arkadaşı bu taraflarda dolaşıyor. Hmm, küçük bir evinin suçlu olduğunda pek ikna olmadı galiba. Yeni ipuçları arıyor. kendisi bilir. İşleri öyle ayakları ayarlayacağım ki beklemediği bir şey bulacak ölümü. Elveda koca şapşal. Planı bulmaya kendi ayağınla geldin. Bu sırada Zagor kendi bekleyen tehlikeden habersiz hayvan terbiyecisinin acayip evini araştırıyordu. Hmm. Varın çok garip bir oda arkadaşı seçimi seçmiş kendine. Dostumuz çalınan paraların izine rastlamak ümidiyle arabanın her tarafını dikkatle araştırırken ayının bulunduğu parmaklık sessizce yavaş yavaş açıldı. Hayır burada bir şey yok. Araba değiştirilmeli. Vay canına. Nasıl çıktı oradan uğursuz hayvan? Öldürdü. Tonka öldür. Bu ses, bu kahkaha. O delikten nasıl çıktığını anlıyorum şimdi. Saldırıya uğramamasına rağmen Baltı davranmaya fırsat bulup onu şiddetle savuran Zagor. için hayvanın demir gibi pençelerinden sırılmayı başardı. Sersemledi. Şu kapıyı da kapatayım. Ayıldığında kimseye zarar vermez. Hmm. İşte orada benim durumumla çok ilgilenen biri var. Kim bilir? Belki de o, Vacana. Kaçtığına göre şüphe yok artık. Aradığım adam o. Kayboldu. Halbuki çok uzağa gitmiş olamaz. ortalık oldukça karanlık ama yukarıdan bakarsam belki onu görebilirim. Hmm, yapacak bir şey yok. O alçak bir deliğe girmiş. Hey sen orada olduğunu ve sesimi duyduğumu biliyorum. Koru kendini yılan. Maskeni düşürmek için elimden geleni yapacağım. Aynı günün gecesi, şerifin bürosunda. Seni bu saatte uyandırdığım için üzgünüm, Burnet. Ama mutlaka görmen gerekiyordu. Anlaşılan zaman kaybetmemişsiniz, Lagor. Sana birisinin bu şekilde davranması, asıl suçunun serbest gezdiğini ve bu Devin de suçsuz olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Fakat araba sürücüsünün ölmesiyle daha fazla bilgi edinmeme. Veya şüphelen şüphelilerin onunla yüz yüze getirmeme imkanını kaybettik. Nasıl? Sen Dressel öldü mü? Evet Allah kahretsin. Biraz önce. Hem de bir tek kelime bile söyleyemeden. iş karışıyor. Evet. O kadarla kalsa iyi. Yarından sonra Sirkin. Buradan gidişiyle araştırmalarımız da yarım kalacak. Öyleyse hemen harekete geçmeliyiz. O alçaya kendini ele verecek bir şey yapmaya zorlamalıyız. Öyle bir şey bulmalıyız ki soğukkanlığını kaybetsin ve tamam buldum. Karamba karambita. Aç gözünü Chico. Zagor'un aklına bir şey geldiği zaman tehlike başlıyor demektir. Dinle beni doktor. Doktora şu söyle. Discroll'ün ölüm haberini yarına kadar gizli tutsun. Sen de Araba sürücüsün Detroit'ten getirilen bir doktorun tedavi ettiğini ortalığa yay. Ayrıca hastanın durumunun süratle iyiye gittiğini ve akşama kadar onu sorguya çekip arabaya saldıranın kim olduğunu öğreneceğini söyle. Bu sözler aradığımız adamın kullanana kadar gidecek. Bu da onu tehlikeli şahidi konuşmamak üzere susturmaya itecektir. Tabi biz de onu bekleyeceğiz. Hmm, bu iş tehlikeli olabilir. Silah patlayabilir. Hangi doktor hayatını tehlike atmak ister ki? Ama sual Varşova Üniversitesi'nden Doktor Çikovski tabi. İşte biliyordum bunu. Hissettim. Bulduğun her çözüm yolu benim başıma dert açar. Fakat bu defa reddediyorum. Yeter artık. Doktor kılığına falan girmeyeceğim. Fakat sen kılık değiştirmeyeceksin Chico. O işi biz yapacağız. Hayır durun alçaklar. Katiller. Ertesi gün asılsız haber etrafa yayılmıştı. Diskoloji duydunuz mu? Tabi iyileştiğine çok sevindim. Barlarda. Çok iyi bir doktor galiba bu adam. Evet birkaç saat içinde diskrolü ...konuşacak duruma getirdi. Haber sirke ulaşmakta gecikmedi. Tabi, Bütün şehirde başka şey konuşulmuyor. Emin misin? Çok iyi. Bu adam konuşunca... ...bizim küçük bebeğinin gerçekten suç olup olmadığını anlayacağız. Öğleden sonra şehrin dış mahallesindeki bir evde. Sakin olun beyler. Sakin olun lütfen. Karaciğerime bir baksa... Baksanız doktor. Şu anda bir ağrı var profesör. Ne olur bir göz atın. Fakat beyler biraz anlayış gösterin lütfen. Diskol tehlikeyi tamamen atlatıncaya kadar hiç kimseyle meşgul olamam. Eh gidin şimdi yarın gelin. Eh, doğru söylüyor. Doktor haklı. Hmm, hiç olmazsa benim için bir şey yapamaz mısınız? Bakın deli, bir deli bir kemik kaldım. Hmm, ne, nedir şikayetin nedir? Midemden doktor. Dur bakalım. Hazımsızlık var galiba sende. Evet. Tam üstüne bastınız. Bir sözü hiçbir şey hazmedemiyorum. Hmm, düşünelim biraz. Sana aspirin verebilirim. Ya da daha iyisi biraz. Birkaç dolar verin doktor. Nasıl? Ne dediniz? Eğer bana birkaç dolar verirseniz nihayet kendime yiyecek bir şeyler alabilirim dedim. Tabi midem dolunca da hazım normal olarak başlayabilir. Defol! Kaçık herif. Doğduğum günden beri kendim için çözemediğim bir mesele için benden yardım istiyor. Sakin olmaya çalış Çiko çok kültürlü ve değerli bir bilim adamı olduğunu unutma. Böyle basit davranışlarda bulunmamalısın. Eh ee, pöh. Sen orada rahatsın. Halbuki ben her an içeri girebilecek olan bir katili bekliyorum ve... Ee. Tak tak. Pişt. Aç çiko. Belki odur. Karamba karambita. Ben bundan korkuyordum zaten. Günaydın. Aa fakat siz Brown sirkinde bıçak numarası yapan adamsınız. Evet, siz de Doktor Çikovski misiniz? Ta kendisi. Fakat bugün hiç kimseyi muayene edemem. Sabahtan beri bir orduya baktım. Korkmayın. Ben düşündüğünüz şey için burada değilim. Garanti verebilirim ki sağlığım çok yerinde. Buna karşılık tamam. Eğer bana itaat etmezseniz sizinki tehlikeye girecek. Fakat bayım Anlamıyorum o tabanca. Kafanı yorma hiç. Ne istediğimi hemen söyleyeyim. Discroll istiyorum. Fakat henüz tam iyileşmedi o. Buna şüphe yok. Hatta durumu daha da kötüleşecek doktor. Haydi. Beni ona götür. Uğursuz Elif'i nerede saklıyorsun? Eğer uğursuz birini arıyorsan arkanda iki tane var. Kelsu. Eller yukarı. Zagor abi. Şerif. Ya tilki gibi girdin kapana. Aynı günün gecesi. Her şey en iyi şekilde çözümlendi küçük baby. Evet sadece senin sayende Zagor. İnşallah sana bir daha rastlar ve borcumu öderim. Rastlamamız mümkün. Şansın açık olsun daha dostlarım. Size de iyi şanslar. Bu maceranın sonu. Yeni macera. Gerçekleşen rüya. Henry Kalesi salonunun dışında kümeleşmiş birkaç kişi yeni gelen birinin anlattıklarını hayretle dinliyorlardı. Çok garip. Gözlemle görmeseydim inanmazdım. Ağaçlarda insan kafası büyüklüğünde meyveler oluyor. Havada dana büyüklüğünde kuşlar uçuyor. Vay canına hay Allah. Poslu av hayvanları o kadar akılsız ki tüfek falan kullanmadan sülün avlar gibi avlayabilirsiniz onları. Sonra efendim. Bir dakika. Bakın kim geliyor. Chico. Koca Chico. Hey Meksikalı. Bu tarafa gel. Selam beyler. Bizimle bir kadeh atmaz mısın? Fred Solomon'un Avustralya'dan dönüşünü kutlayacaktık. Özür dilerim çocuklar. Doktor boş mideyle içki içmemeyi yasakladı. Şu anda midem sözüne ettiğim durumda bulunuyor ne yazık ki. Anladık Çiko. Merak etme. Solomon'un cepleri Avustralya'dan getirdiği altınlarla dolu. Sana biftek ısmarlayabilir. Madem köyle bu sevimli topluluğa ben de katılırım. Fakat bir şartla. Kangurdan söz etmek yok. Zira bir süre önce karşılaştığım bir tanesi bende hiç de iyi izlenimler bırakmamıştı. Zagor'un Nehirde Mücadele adlı hikayesi. Pöh. Bu sersem hayvanların sözünü bile etmeye değmez zaten. Fakat şimdi göstereceğim şeye çok hayret edeceksiniz. İşte bu. Bu merang. Hay Allah o da ne? Bir odun parçası. Ne işe yarar ki bu? Kafanızı boşuna yormayın çocuklar. Anlayamazsınız. Fakat inanın bu alet var olan silahların en mükemmelidir. Silah mı? Bu tahta parçası mı? Alay mı ediyoruz? Sinek avlamaya yarar belki. Yanılıyorsunuz. Bu alet kullanmasını bilen için bir tüfekten daha tehlikeli olabilir. Bu merak atıldığı hedefi bulmazsa ehlileşmiş bir hayvan gibi dönüp sizin elinize geri gelir. Olamaz. Bize dalga mı geçiyorsunuz Salomon? Bu kadar şüpheciyseniz kendi gözünüzle görün. 1, 2, 3 Eğri tahta havada ıslık çalarak 20-30 metre kadar gitti. Sonra bir daire çizerek orada bulunanların şaşkın bakışları altında atıldığı yere geri döndü. Hoppa! Mükemmel! inanılmaz şey! Ben de deneyeyim Fred. Ben de. Hay Allah. Memnuniyetle dostlarım. Fakat bu sonucu almanın o kadar kolay olmadığını bilin. Mesela ben bu işi başarmak için en usta avcıların rehberliğinde günlerce çalıştım. Hatta şunu da söyleyeyim. Benim yaptığımı ilk atışta yapabileni 50 dolar hediye edeceğim. 50 dolar mı? Ver şunu bana Salomon. Haydi bakalım sen de. Şiddetle atılan alet havada uzun bir yol kat etti. Sonra alçalarak yere düştü. Üzülme dostum. Ben senden daha iyi atacağım muhakkak. İkinci denemede de bir sonuç vermedi. Üçüncüsü de. Hatta hiçbiri. Amma da zormuş. Evet yapacak bir şey yok. Salomon haklıymış. Tabii. yoksa 50 dolarımı tehlikeye atar mıydım? Ee, bayım özür dilerim. Şu bamo bamo bom yani elindekini bana da verebilir misin? Bir de ben denemek istiyorum şunu. Sen mi? <laughs> Tabii al bakalım. Bir. iki, Üç. Şiddetle fırlatılan fakat yönünü bulamayan bu merang Herkesin bakışları altında yandaki bir evin bahçesine doğru yollandı. Ve beklenmeyen bir şey oldu. Allah kahretsin hangi sersem yaptı bu tatsız şakayı? Bu ahlaksızlar artık kafama odun fırlatmaya da başladılar. Çok kızan adamcağız tahta parçası sandığı şeyi öfkeyle geldiği yöne fırlattı. Sen de beceremedin Meksikalı. Bu merak ağaçların arasına düştü. Yazık. Halbuki başaracağım gibi gelmişti bana. Haydi bakalım. Git de getir şimdi onu. Tanrım geri döndü. Mükemmel bir atış. Sen büyük çıkosun. Yaşasın. Başardın yap Teşekkür ederim dostlarım. Fakat mübalağa etmeyin. Benim gibi bir adam için çocuk onça gibidir böyle şeyler. Müsaadenizle Bay Solomon. Allah ısmarladık. Avustralya ile ilgili denilecek başka şeyler olduğunda bana haber vermeyi unutmayın. İki gün sonra bataklıktaki kulübede. Hay Allah rüya mı gördüm yoksa? Uyan Çiko uyan. Ne oluyor? Nerede yangın var çabuk itfaiye çağırın. Yangın falan yok dostum. Hemen hareket etmeliyiz. Biraz önce garip bir rüya gördüm. Green Canyon'da hayatımı kurdan inzivaya çekilmiş büyücü üzgün bir yüzle şöyle diyordu. Bana verdiğin sözü unuttun demek. Ey baltalıyla. Ölüm etrafımda kol gezmeye başlamışken rahat rahat yatabiliyoruz. Uzun zaman yardıma koşacağını sandım. Ama artık çok geç. Düşmanlarım yaklaştığını duyuyorum. Muhakkak nerede olduğumu öğrenmişlerdir. Pek yakında burada olacaklar Zagor. Anlıyor musun Chico? Hayatımı kurtaran adam tehlikede ve benim bir şeyler yapmam lazım. Ne? Benim bu saçmalık için mi uyandırdın yani? Rüyanda gördüğün diye mutlaka o büyücünün tehlikede mi olması lazım? Beni ele alalım mesela. Beni deli gibi bağırarak uyandırmadan önce nefis şeyler görüyordum. Şimdiye kadar hiçbir insanın yemediği nefislikte bir tavuğu midemi indirmeye hazırlanıyordum. Tam o sırada uyandım ve puf, her şey yok oldu. Bu Demektir ki benim tavuğumda senin gördüğün rüya gibi gerçek değildi. Anlaşıldı mı? Bu kadar izahat yeter. İyi geceler. Eh madem ki yalnız yangın olduğu zaman uykudan vazgeçebiliyorsun. Şimdi sana gösteririm koca fıçı. Hey ne demek istiyorsun? Yani anne imdat. Hain. Gattar katil. İmdat. Aramızdaki arkadaşlık artık sona erdi Zagor. Bu şakadan sonra bir daha benim yüzümü göremeyeceksin. Fakat birkaç gün sonra Chico yine peşindeydi. İşte geldik. Tavarın oturduğu yer şurası. Hah, geldiğini haber ver. Bizi düşman sınıf okla karşılaması hoşuma gitmez. Garip. Hiçbir cevap yok. Belki de sevgili dostum biraz sağırdır. İleri yaş, yaşına bakılırsa bunda şaşacak bir şey yok. Saçmalamayı bırak. Kımılda biraz. İçimden bir ses yukarıda kötü bir durumla karşılaşacağımız söylüyor. Kendi özgü çevikliği sayesinde kanyona tırmanan Zagor düzlükteki mağaranın kapısına geldiğinde. Vay canına bu izler, bu karışıklık. Burada bir mücadelenin geçtiğini işaret. En fazla dört gün önce olmuş bu iş. Ne oldu Zagor? Dostun kirası daha ucuz bir mağaraya mı taşınmış? Şakayı bırak Çiko. Durum hayli ciddi. İki üç kişinin baskına uğrayıp götürülmüş. Civarda kan izi olmadığına göre kötü davranmamışlar. Karamba karambita Demek gördüğünü ya. Evet. Anlatılması imkansız ama tamamen doğru çıktı. Peki şimdi ne yapacaksın? Hmm. Esrarengiz saldırganların izlerini takip etmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Son günlerde yağan yağmur izleri silmiştir. Tunikanların köyüne gideceğiz. Tavar'ın zorla götürülmesinin sebebini öğrenmek istiyorum. Kim bilir belki bu işi yapanları elimize geçirebiliriz. Zagor ve Chico nehir boyunca vade ilerlediler. Burada tabiat vahşi ve güzeldi. Sonra dağı tırmanarak eski topraklara tünikanların yaşadığı yerlere doğru yöneldiler. Karamba karambita. Hava dururken bu acayip adamlar köylerini ne diye bu kadar yüksek yerlere kurmuşlar? Anlamadım. Dayan Çiko. Bu iki nöbetçinin varlığı artık yaklaştığımızı gösteriyor. Selam size Tunikan savaşçıları. Tanrılar için baltalıyla. Oo, Tunikan köyüne yaklaşmaya nasıl cüret edebiliyorsun? Zagor'un sözlerini dinleyin Kızılderili savaşçıları. Köyünüze iyi niyetlerle gel vay canına. Ne dedik? Kertenkele gibi bu kadar tırman sonra böyle karşılan. Fakat hay inatçı adamlar. Kudretli tanrılar. İşim bittik Zagor. İşte oldu. Sahte kahramanlar. Şimdi biraz daha sakin göründüğünüze göre konuşmama devam edebilirim. Sizin şu morarmış gözleriniz demin yanıldı. Ben buraya tamamen barışçı düşüncelerle geldim. Şimdi biriniz köyünüze giderek Baltayla barışçı bir görüşme yapmak üzere gelmekte olduğunu haber vererek verecek. Anlaşıldı mı? O, oh. i̇stediğini ben yapacağım. Kımıldı öyleyse reisiniz Onal Kaya da kötü şakalara hazırlanmamasını söyle. Yoksa daha sert davranırım. Reisimiz artık Onolka değil Zagor. Hay Allah onun öldüğünü falan duymadım ama Sadece çok ihtiyarladı. Onun içinde yönetimi oğluna bıraktı. Şimdi değerli Tunikanların reisi genç Mr. Mister Mr.'dır. Ee, Mr. Mr. Sülami bütün bıyıkları adına. Bu da ne biçim at böyle? Çok basit. Reisimizin topraklarımıza yerleşen beyazlara karşı büyük hayranlığı vardır. Bundan dolayı seçim sırasında davul yüzlü olan adından vazgeçerek başka bir ad aldı. Hmm. Kendinden sonra gelecekler için davul yüzlü pek de güzel bir isim değil. Ama Mr. Mr. diye daha olur mu hiç? Neden olmasın? Reisimiz dedi ki, ciğeri beş para etmeyen beyazlara Mr. deniyorsa ben onların en az iki katıyım. Onun için kendime Mr. Mr. adını veriyorum. Şimdi anladınız mı? İşte bunu beklemiyordum vay canına. Bu adamın kafası çalışıyor muhakkak. Şimdi ben gidiyorum kudretli baltayla söylediklerini Mr. Mr.'a ulaştıracağım. Biraz sonra Zagor, Chico ve Kızıl Kızılderili Tünkan köyüne yaklaştıklarında kahramanımızın gözleri şaşkınlıkla açıldı. Sülalemin bütün bıyıkları adına vay canına Hey oradaki binada ne? Bizi reisinizin çadırına götürecektin. Birleşik Devletlerin Başkanı'nın oturduğu eve değil. Şaşırmana hak veriyorum Zagor. Tunikanlı reisi Mr. Mr. gördüğün o taştan çadırda yaşıyor. Şu kızıl deri reisinin yüzünü bir görelim. Hmm. Ben görmesek de olur diyorum. Hayatım boyunca çok deli ile karşılaştım. Ve bu adam da anlaşıldığına göre zır delinin biri. Deli görmekten bıktım. Balta İlah'ın gelişi köy sakinlerinin merakını çekmişti. İki tarafa ayrılarak ona yol açtılar. Kötü bakışlar ve bir kaç hakaret dolu sözle düş Manlıklarını belli etmelerine rağmen kahramanımız dimdik ve kendinden emin bir şekilde ilerliyordu. Reis'in evine yaklaştıklarında Zagor ve Chico kızı değerlerden bazılarının ne durumda olduklarını şaşkınlıkla gördüler. Hey bana da biraz bırak. Korkmayın dostlarım hepinize var. Siz bana yalnız paranın ucunu gösterin. Her şeyi bulurum size. Al bakalım dostum. Bu kadar kuru etle aileni bir ay doyurabilirsin. Paramı geri ver çakal. Dolandırdın beni. Yalan söylüyorsun. Eğer iyilik meleklerinin tarafından değilse bana ne? Tanrılar ateş suyunu bize getiren takdis etsin. Vay canına bu köyde neler olur? Şimdiye kadar paranın tadını almış kız delili görmemiştim. Ayrıca hepsi içki hastası olmuş bunların. Bunların iskembil oynamasını kim öğretmiş çok merak ettim. Bu iş hoşuma gitmedi. Tunikanlar kan dökücü olmalarına rağmen iyi avcı ve değerli savaşçılarıyla şimdiye kadar. Halbuki bu haleyle bir lapacı sürüsünden farkları yok. Gel Çiko, bütün bunların sebebini birazdan anlayacağız. Bak, müzeye benzeyen evden biri çıkıyor. Gerçekten garip evin beyaz sütunları arasından acayip bir yüz belirdi. Bu büyük bir sürpriz Yüce Zagor. Hmm. Oğullarımızın ve kardeşlerimizin ölümüne senin sebep olduğunu düşünürsek buraya geldiğine göre hafızan pek kuvvetli değil galiba. Baltı ile Tunikanlarla yaptığı mücadeleyi unutmadı büyük reis. Ama Leone kalesindekiler bazen bu topraklarda pis çakalların da yaşamasına izin veriyorlar. Tanrılar için bir konuk olarak dilin iğne gibi Zagor. Bu devamı gelecek sayıda.